Kıymetli kardeşlerim. Her yıl 1 7 Ekim arası Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak etkinliklerle kutlanıyor. Bu bağlamda bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığımız Cami ve İlim temalı Camiler ve Din Görevlileri Haftasında tema olarak Cami ve İlimi tespit etti. Bu kısa sohbetimizde de bu başlık altında birkaç cümle sizinle paylaşmak arzuluyorum. Malum olduğu üzere yeryüzünde ilk inşa edilen bina Mekke'deki Kabe'dir. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Bismillah inne evvele beytin vuz'a nas ila ahir İnsanlar için yeryüzündeki ilk evin Kabe olduğu belirtiliyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizim tabii ki rehberimiz, örneğimiz ve biz Kur'an'ın açıklamasını kendi hayatında hadis-i şeriflerle beraber öğreniyoruz. Kendisinden bunu en güzel haliyle öğreniyoruz. Hayatına baktığımızda Mekke'de Darul Erkam'da insanlar, Müslümanlar bir araya geliyorlar. Orada sohbette bulunuyorlar, istişareler yapıyorlar. İslam'ı Peygamber Efendimiz o ilk Müslümanlara Darul Erkam'da öğretiyor. İnsanlar bir araya geliyorlar. Camiinin ilk durumu, camiye ilk adım diyebiliriz belki. Cami de insanları cem ediyor, bir araya getiriyor. İnsanlar bir araya geliyor ve birbirlerinin hal ve hatırlarını soruyor, ibadet ediyor ve ilimle meşgul oluyorlar. Peygamber Efendimiz'in yine hayatına baktığımızda malum olduğu üzere Mekke'den Medine'ye ilk hicret ettiğinde Mescid-i Nebevi'yi inşa ediyor. İlk yaptığı işlerden biri. Mescid-i Nebevi'yi inşa ediyor. İnsanlar İnanan insanlar Mescid-i Nebevi'de sadece ibadet etmekle kalmıyorlar. Birbirleriyle ilgileniyorlar, hal ve hatırlarını soruyorlar. Efendim işlere orada kararlar veriliyor. Heyetleri Peygamber Efendimiz orada kabul ediyor. Aynı zamanda Mescid-i Nebevi'de ilimle de uğraşıyorlar. İnsanlar orada dini dersler yapıyorlar. Ve yine bakıyoruz Peygamber Efendimiz Mescid-i Nebevi'nin bir kısmında Ashab-ı Suffe'yi yerleştiriyor. Suffe ashabı ilimle meşgul oluyorlar. Kendisini ilme adamış insanlar. Bakıyoruz Abdullah bin Mes'ud, Abdullah bin Ömer ve daha diğerlere. Sahabe-i kiram, örnek aldığımız o sahabe-i kiram dini hususlarda, ilmi konularda orada yetişiyor. Adeta e, İslam Üniversitesi'nin diyelim temelleri orada atılıyor. İslam'ın ilk üniversitesi diyebiliriz ashab-ı Suffe için. Çünkü orada meşhur sahabiler yetişiyor. Örnek aldığımız Peygamber Efendimiz'in terbiyesinde yetişmiş olan sahabe-i kiram orada ilimle meşgul oluyor. Orada edep, ahlak dersleri, fıkıh, hadis, tefsir dersleri alınıyor. Orada insanlar birbirlerine efendim fikirlerini söyleyerek konularda istişarelerde bulunuyorlar. Bu ashab-ı suffede yetişen insanların yanında Mescid-i Nebevi'de sadece erkeklerin ders almadığını da görüyoruz. Kadınlar da Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den ders almak, onun sohbetinde bulunmak istiyorlar. Hatta bir günde bizatihi kendilerine ayrılmasını arzuluyorlar. Peygamber Efendimiz de kadınlardan gelen bu isteği makul görüyor, uygun görüyor. Onlara bir gün tahsis ederek dini konularda kadınlara da bilgi veriyor. Yani burada asla kadın erkek ayrımı gözetmeksizin kadınların ilmi yönden yetişmelerine de son derece önem veriyor. Bir kadın bir aile demektir. Bir kız çocuğu bir aile demektir. Dolayısıyla kadınlara verilen değeri de burada görebiliyoruz. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Mescid-i Nebevi'ye girdiğinde iki ayrı grubu görüyor birbirlerinden ayrı iki grup. Bir grup ibadetle, zikirle meşgul oluyor. Diğer bir grup ilimle meşgul oluyor. İbadetle meşgul olanların yanına gidiyor. Onlarla hal hatır ettikten sonra diyor ki ben muallim olarak gönderildim. Yani öğretmen olarak gönderildim diyerek ibadetle uğraşanların tefekkürle, dua ile meşgul olanların yapmış oldukları bu işin çok sevaplı olduğunu, çok değerli olduğunu belirtmekle beraber ilimle uğraşanların yanına geçiyor ve ilimle meşgul olmaya devam ediyor. Değerli kardeşlerim bizler Peygamber Efendimizi örnek alan onun ümmetleri olarak, ümmeti olarak Dinimizin ilme vermiş olduğu değeri, caminin sosyal hayatta merkezde yer almış olduğunu da dikkate alarak kendi hayatımıza da bunu yansıtmamız ve uygulamaya koymamız gerekiyor. Yine bilindiği üzere dinimizin ilk emri oku olmuştur. Oku olması son derece dikkat çekicidir. Dinin direği olan namazın dahi öncelikli olarak emredilmeyip ilmin emredilmiş olması, okumanın emredilmiş olması, orada yaratılışa dikkat çekilmesi, hemen Alak Suresi'nin ikinci ayet kelimesinde yaratılışa dikkat çekilmesi son derece düşündürücüdür. Ve devamındaki ayet-i kerimelerde kalemle yazmayı öğreten odur buyuruyor. Kaleme ilme genel manada dikkat çekilmesi, bilmediklerimizi öğretenin yüce yaratıcımız olduğunun bizlere buyurulması son derece dikkat çekicidir. Dolayısıyla bizler ümmet olarak ilme son derece önem vermeliyiz. Cami nasıl ki cemeden bir araya getiren demektir. Bizler hayatımızda merkeze camiyi alarak gerçekten sahabe-i döneminde olduğu gibi bu camilerde ve efendim mescitlerde ilme gereken değeri vermemiz son derece önemlidir. Bakıyoruz büyük alim zatlar mescitlerde yetişmişler ve öğrencilerini yetiştirmişler. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, İmam-ı Şafii Hazretleri, Ahmet bin Hanbel, i̇mam Malik hepsi dört büyük mezhep imamı ve daha niceleri hepsi mescitlerde Allah'a ibadet edilen yerlerde fıkıh, tefsir, hadis, kelam derslerini almışlar ki bu ilimler İslam'ın temelini oluşturuyor. O yüzden değerli kardeşlerim biz eğer bir ömür boyunca ilimle zaman bulup da meşgul olamadığımızı söylüyorsak o bizim kendi eksiğimizdir. Çünkü dinimiz bize okumayı, ilimle meşgul olmayı emrediyor. Dolayısıyla ilk emri oku olan bir dine mensubuz. Bizler ilimle meşgul olacağız ve Cenab-ı Hakk'a gönülden tazarru ve niyazda bulunabilmek için ilimle meşgul olmanın önemini, ehemmiyetini biliyoruz çocuklarımıza, neslimize de bunu güzel bir şekilde anlatmamız son derece önemlidir. 1 7 Ekim arası Camiler ve Din Görevlileri Haftası. Camilerden böyle kısaca bahsettik. Din gönüllüsü kardeşlerimizin toplumdaki değerini tabii son derece biliyoruz. Din gönüllüsü kardeşlerimiz bizim her zaman yanımızda. Neşeli günlerimizde yanımızda hüzünlü, üzüntülü günlerimizde bizim yanımızda, sosyal hayatta tamamen bizimle beraber. Ta ki dünyaya gözlerimizi açtığımız andan itibaren sağ kulağımıza ezan, sol kulağımıza kamet getirmek yine din görevlimizi arayıp buluruz ve bu şekilde ezan ve kamet okumalarını arzularız. İsmini veririz. Efendim, eğer bir akika kurbanı kesme imkanımız var ise onunla ilgili hükümler hususunda hocalarımızı buluruz. Nişanda, efendim, düğünde, sünnette, neşeli günlerimizde onları buluruz. Üzüntülü zamanlarımızda, cenazelerimizde veya herhangi bir sıkıntımız olduğunda yine din görevlilerimizi buluruz. Din görevlilerimiz taşımış oldukları o misyondan dolayı tabii ki her zaman topluma örnek davranışlar sergileme hususunda titizlikle gayret içerisinde olmaları gerekiyor ve bizler de toplum olarak din gönüllülerine din gönüllülerine yakın olduğumuzu davranışlarımızla göstermiş oluyoruz. Toplumumuz Camilerimize gönülden bağlı olduğu gibi din gönüllülerimize de gereken değeri veriyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Bu vesileyle ben camiler ve din görevlileri haftasının toplumumuz için, İslam ümmeti için birlik ve beraberliğimize vesile olmasını, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.